Herkese merhabalar. Youtube'daki çalışmalarımda kendimi çok şanslı hissediyorum. Takipçilerim hem beğenileriyle hem abone olarak beni destekliyor. Ama yorumlar kısmında sıklıkla öyle güzel katkılar geliyor ki hayran olmak elde değil. Benim bilmediğim konularda bilgilendiriyorlar, konuları açıyorlar. O yüzden hepinize çok minnettarım. Geçenlerde Kalsen'in Fedosev'i nasıl ezerek, boğarak, adeta zugsvanga sokarak e, yendiğini izlemiştik. Hatta iki oyunda da öyle olmuştu. İlk oyundan sonra bir takipçimiz, kusura bakmayın şimdi ismini telaffuz edemiyorum, bakamadığım için çok güzel bir katkıda bulundu. Capablanca'nın 1935 yılında Ragozine karşı oynadığı oyunu hatırlattı bana. Oyunu biliyordum ama çok da detaylı bakmamıştım. Şimdi inceleyince mükemmel bir oyun olduğunu daha iyi farkına vardım. O oyunu göstermek istiyorum. Beyazlarla Capablanca oynuyor. Siyahlar Ragozin. D4 oynuyor Capablanca. At F6, C4, E6, At C3. Fil B4, Nimzoin savunması. A3, Zemiş varyantı. Fil alır C3. B C3, D6, Vezir C2. Capablanca hemen E4 karesini kontrol etmek istiyor. Rok ve E4 ile merkezde 2 piyona sahip C4 piyonu da merkeze bakıyor. Siyahlar E5 oynayarak cevap veriyor merkezden ve şimdi fil D3 gelişim hamlesi. Siyahlar C5 oynuyor, merkez zorlamaya çalışıyor. Bir karar ver diyor Capablanca'ya. d sürdürmek istiyor. Böylece C3, C4 piyonları iyice kıpırdamaz olacak. At E2 esnek bir hamle. Şimdi at C6 ile D4'e yüklenince Capablanca diyor ki artık D5 sürmenin vakti geldi çünkü tempo ile yapılıyor bu hamle. At E7 hamlesi eleştirilen bir hamle. Burada standart fikir at A5, B6, fil A6 oynamak ama o durumda da beyazların alan üstünlüğü siyahlar için hayatı çok zor hale getirecek. At E7 ile devam edelim. At E7, F3, at D7 ve şimdi burada Capablanca'nın bilgisayarın da önerdiği bir hamleyi yapıyor. Şu konuma baktığımızda pek çoğumuzun aklına burada beyazların yapacağı hamle gelmez herhalde. Burada Kapa Blanca'nın yaptığı hamle H4 sürmek. Ve diyorum ya bilgisayarın da önerdiği ilk hamle. Şimdi bu hamleyi görünce hamleyi gördükten sonra mantığını kurmak kolay ki hala burada kolay değil onu iddia ediyorum. Bu H4 sürüşüyle diyeceksiniz ki evet şahkandan piyon sürüyor mata oynuyor ama öyle siyah şahda da bir zaaf yok. Devam ettirelim bakalım. At B6 sonrasında G4 beyazlar alan üstünlüğünü arttırıyor çünkü merkez sağlam. Fazlasıyla sağlam kitlenmiş bir merkez var ve merkezini sağlamsa kanattan piyon sürüşlerini yapabilirsiniz. İster şah saldırı veya vezir kanına saldırı, isterse alan kazanmak amacıyla. Devam edelim. F6 oynamış. At G3. Şah F7 oynuyor siyahlar. Tüymeye başlıyor o kanattan. Bu arada dikkat edin. 14 hamle oynandı. Beyaz şah ortada. iki kale kıpırdamamış. Fil de yerinde. G5 sürüyor kapablanca. At G8 siyahlar taşlarını organize etmeye çalışıyor sıkışık konumda. Şimdi yine Capablanca'nın piyon sürüşü yapıyor F4. Şah E8'e F5 geliyor ve dikkatinizi çekeceğim şu anda. Şu ana kadar 17 hamle oynandı. 17 hamlede Capablanca 12 tane piyon sürüşü yaptı. Sadece vezirini, filini, atını çıktı. Sürekli piyon sürüşü yaptı. Yanlış mı? Değil. Doğru. Beyazlar bu şekilde muazzam bir alan üstünlüğü elde etti. Bakalım devam edelim. Vezir E7. Bu arada siyah şahın başlangıç karesine dönmesi de ilginç. Hep diyoruz ya kapalı konumlarda erken rok atmak atabilir. Hata olabilir. O sırada tabii konum kapalı değildi henüz ama şahın e8'e gelmesi kesinlikle ilginç. Dahası vezir e7. Vezir g2'den sonra şah d8'de daha güvenli olan ve kitlenmiş vezir kanına gidiyor. A 5. Vezir g2'nin amacı anlaşılıyor. Çünkü şah c7 gf gf'den sonra... Atını G7'ye sokuyor. Bu atın burada ne işi var derseniz... Her an E6'ya gitme fikri siyahları çok zorda bırakıyor. Ve dahası at G7'ye gittiğinde rakip kampta iki önemli kareyi tutuyor. Atlar rakip hedeflere yakın olmalı diyordu. Kapablanca fazlasıyla bunu gerçekleştirdi. Devam edelim. Fil D7'ye yine piyon sürüşü. Dikkat dikkat kale yerinde, fil yerinde, kale yerinde, şah yerinde... Kapablanca normalde garip sayılabilecek bir şekilde sürekli piyon sürüşü yapıyor ama doğru. Kalace 8'e H6 böylece böylece vezir artık atın savunmasına bağlı değil. Vezir atın oraya dalabilmesi için destek verdi ama artık görevi piyona veriyor. Aletlerin etkili kullanılması, verimli kullanılması işte bu. Bu arada siyahların G8'deki atının artık tamamen kapırdamazlı olduğuna da dikkat edin. Şah B8 oynuyor. Şahın transferi tamamlandı. Kale G1. Kale F7. Kale G1'in fikri uygun bir zamanda atı açarak kale G7'ye dalabilmek. Ve siyahlarda önlem aldı. Kale B1. Vezir F8. Fil E2. Neden bu fil E2 göreceğiz? Şah A8'de fil H5 geliyor. Kale E7'den sonra vezir A2. Şu konuma bakın. Siyah taşlar nerelere gidiyor? Kale bir yere kapırdamıyor. At bir yere kapırdamıyor. Vezirin gidebileceği tek kare D8. Kale sadece C7 ve B8'e gidebiliyor. Kapa Blanka adeta rakibi felç etti ve dahası bunun devamı da gelecek. Vezir AK siyahlar vezir D8 yapmış. Fazla yapabileceği bir hamle yok. Fil D2. At A4. Vezir B3. B'den mat istedi. At B6 at geri dönüyor. Şimdi vezir kanından da sürüşler başladı. Rakibi boğacak şekilde. A4. Kale B8. A5 sürüp mat istiyordu. A5. At C8. Vezir A2. Vezir F8. Fil E3. Siyahlar konumu açmak için B6 yapıyor. Ama A6 ile Kapablanca konumu Kapattı. Ve şimdi şu konuma bakmanızı istiyorum. Carlsen oyunu da aklınızda olsun. Fedosey sıkıştırdı. Adeta Zugzwang'a soktu. Oyun. İşte Carlsen, Capablanca, Alekin Geçmiş ustaların bilgi birikimiyle buraya geliyor. Elbette bu bir süreç. Carlsen'in ardından gelecek şampiyonlar da onun, onun yarattığı, oynadığı güzel oyunlardan yararlanacak şüphesiz. Ve şu konuma bakalım. Kale kıpırdamıyor. At kıpırdamıyor. Öteki kale kıpırdamıyor. At kıpırdamıyor. Dört taş şu anda kıpırdayamaz vaziyette bir şey kaybetmeden. Peki vezir sadece bir kareye gidiyor. Fil sadece E8'e gidiyor. Ama E8'e gittiği zaman da at E6 ile veziri ister kale vermek zorunda. Dolayısıyla Güncelleyelim kale kıpırdamıyor, at kıpırdamaz, fil kıpırdamaz, kale kıpırdamaz, at kıpırdamaz. Vezirin gidebileceği de tek kale var. İşte tahtada hakimiyet kurmak, rakibi boğmak böyle bir şey olsa gerek. Muazzam bir oyun. Şimdi siyahlar beklendiği gibi tek hamlesini yapıyor. Vezir d8. Şimdi kapablanka o kadar rahat içerisindeki... Eski federasyon başkalarından rahmetli Kahraman Olgaç'ın bir lafı vardı alan üstünlüğü ile ilgili. Siyahlar gece konduda otururken beyazlar ku balesi yapıyor. Bakın Şah D2 hakikaten bu bir sanat. İnanılmaz bir şekilde taşlarını verimli kullandı. Capablanca ve rakibi boğdu. Vezir F8 hamlesi yok siyahların. Ve şimdi bitmedi. Kale B2. Vezir D8 git gel yapıyor. Kale B2 nedir diyeceksiniz. Ve hatta şimdi Vezir B1 oynadığımda bunu da anlamayacaksınız. Çünkü ben de anlamadım. Kapablanka yani git gel yapıyor rakibin sinirlerini mi bozuyor diye düşündüm. Ama biraz detaylı bakınca fikri buldum. Çünkü siyahlar yine Vezir F8 yaparsa şimdi hamleye bakın Vezir D3'e gidiyor. Ne oluyor ki? Siyah yine vezir d8 yaparsa hamlesi yok biliyoruz. Şimdi beyazlar işte o at 6 hamlesini yapıyor. Vezir sıkışmış durumda. Vezirin gidecek yeri yok. Dolayısıyla siyahlar almalı. Fil alır e6 ve d alır e6'dan sonra dayanılmaz vezir d5 tehdidi çıkıyor. İşte kale b2, vezir b1, vezir d3 manevrasının fikri anlaşılıyor. Siyahlar piyonu vermek zorunda ama bundan sonra da bu piyonlarla rahat rahat kazanır. Vezir Bebir geldiğinde burada Vezir Bebir geldiğinde siyahlar başına gelecekleri de anlıyor ve B5 bebeşle bir piyon veriyor rahatlamak için bakalım rahatlayacak mı? C alır B5. at B6 oturdu at en azından oynadı Vezir A2 ile C4 karesini tutuyor Capablanca C4 sürüyor siyahlar biraz nefes almak için Vezir A3 bir zayıflık D6 piyonu Vezir C7 ve şimdi Şah c1 çok yönlü bir hamle. Şah kalenin yolunu açıyor. Beyazların bir avantajı da alan üstünlüğünden dolayı iki kanattan da rahat bir şekilde oynayabilmesi. Taşlarını bir kanattan diğer kanada aktarması çok kolay. Kale f8 oynamış siyahlar. Kale bg2. Vezir b8. Fil b5 yapsaydı at e6 çatal vardı burada. O at bekliyor fırsatları bekliyor vezir b8 oynamış siyahlar. Vezir b4, kale d8, kale g3. Konumu hafiften geliştiriyor. Bir de şunu soruyor. Sen ne oynayacaksın? Kale f8 oynayınca nihayet bitirici darbeyi vuruyor. At e6. Fil e6 yapıyor. d alır e6. At barındırılamazdı orada. Burada hamlesizlik var. Kale C7 ile D6 piyonunu bırakıyor. Bir iki hamle sonra terk ediyor. Bırakmasaydı ne olurdu? Vezir D8 oynasaydı. Çok da hamlesi yok. Kale G7 dalışı gerçekleşecekti. Kale alır G7. Aş alır G7'den sonra bu sefer de kale sıkışıyor. Taşlar birbirini engelliyor. Gidecek yerleri yok. İşte oyunda e 5 D alır E6. Kale C7. Vezir D6. At E7'den sonra... Beyazlarla Capablanca kale D1 oynamış. D hattını tutuyor. Ve şimdi kale G7 hamlesine çağrı yok. Siyahların taşları doğru düzgün bir yere gitmiyor. Beyazlarsa olabildiğince etkili durumda. Burada siyahlar haklı olarak teslim bayrağını çekmiş. İsterseniz siyahlarla bir iki hamle bulmaya çalışın. Ne kadar sıkıntılı olduğunu göreceksiniz. Adeta siyahlar işkenceyi bitirmiş terk ederek. Evet umarım oyunu beğenmişsinizdir. Benim de Anlatım beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Beğen düğmesine basarsanız sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi günler.